22 Temmuz 2021 Perşembe Ben Oktana Erdikmen'le Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 1890, geçen hafta aynı güne göre 250 arttı. Can kaybı 42. İnsidans değeri de 12.2'ye yükseldi. İstikrarlı bir şekilde artıyor. Özellikle Delta varyantında artış var. Başbakan Merkel'li vaka sayılarının endişe verici olduğunu söyledi ve bu yüzden yeni kısıtlamaların hayata geçirilebileceğinin sinyalini verdi. Bugün 16 yıllık başbakanlık dönemindeki son basın toplantısını düzenledi. Ne kadar aşı yapılırsa o kadar özgür olacağız dedi. Artan vakalar nedeniyle bir sonraki zirvenin de öne çekilmesi bekleniyor. Normalde bu zirve Ağustos ayının sonunda düzenlenecekti. Robert Koch Enstitüsü tahminleri de pek iç açıcı değil. Vaka sayılarının dışında yoğun bakımdaki hasta sayısının da Ekim'e kadar yavaş yavaş artması, Ocak ve Şubat'ta tekrar düşüşe geçmeden zirveyi görmesi bekleniyor. Enstitü sürü bağışıklığına ulaşmak için aşılama oranının da yeterli olmayacağını düşünüyor. Ünlü virologlardan Streck ise aşılamaya rağmen vaka sayılarının arttığına dikkati çekti. divelte bir değerlendirmede bulundu. Mevcut aşılarla sürü bağışıklığı sağlanamaz, aşı koruması abartılıyor dedi. SVD'nin sağlık uzmanı Carlo Atarbahta Karamsar, vaka sayılarının çok erken artmaya başladığını belirtti. Funke Medya'ya konuştu o da ve Delta varyantının önceki varyantlara göre önemli ölçüde daha bulaşıcı ve daha ölümcül olduğunu savundu. Sonbahar hakkında oldukça endişeliyim dedi. Dün de Sağlık Bakanı Jens Spahn oldukça karamsar bir tahminde bulunmuştu. Vaka sayıları 12 günde 2 katına çıktı Almanya'da. Eğer böyle giderse insidans eylülde 400'ü, ekimde ise 800'ü aşabilir dedi. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar için aşıların daha az etkili olduğu söyleniyor. Delta varyantı da bu etkiyi azaltıyor. İngiltere'de hükümet danışmanı hastanelik olan vakaların %60'ının henüz hiç aşı olmamışlardan oluştuğunu söylemişti. Bu demek oluyor ki %40'ı aşı olanlardan oluşuyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde bir yenileme gerekli olabilir. SPD'nin Berlin Başbakan adayı Giffey aşılananlara tiyatro bileti veya tekne gezisi hediye edebileceğini söyledi. İnsanları teşvik ederken kültür sektörü de desteklenebilir görüşünde doktora tezinde intihal çıktığı için Aile Bakanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı Gifey Berlin Başbakan adaylığına devam ediyor. Aşılama yavaşlıyor. 9 Haziran'da 1,5 milyon kişiye aşı yapıldı. Dün sadece 580 bin kişi aşı oldu. Randevu alıp gelmeyenlerin oranı bazı eyaletlerde %20'yi buluyor. Bu yüzden marketlerin önünde mobil aşı merkezleri kurmaya başladılar. Ikea'nın bazı şubelerinde başladı. Yakında Aldi, Lidl, Rewe gibi marketlerin önünde de aşı yaptırılabilecek. Sel felaketinde ölenlerin sayısı 174'e yükseldi. 3 gün süren bir felaket bir senelikte çöpe neden oldu. Geri dönüşüm mümkün görünmüyor. Uzmanlar çöplerin bir an önce toplanıp yakılmasını öneriyor. Merkel Türkiye ile ilgili de bir değerlendirmede bulundu. Mültecileri almasını övdü Türkiye'nin ancak Avrupa Birliği'ne üye olamayacağını düşündüğünü söyledi. Mülteciler konusunda işbirliği devam etsin. Ek olarak 3 milyar avro vereceğiz diye konuştu. Bizim hakikaten bir Avrupa Birliği üyeliği meselesi vardı unutuldu gitti. Vizeler kaldırılacaktı mülteci anlaşmasından dolayı. Vizeleri bırakın şimdi vizesi olan bile gelemiyor. Alman yetkililer iki doz aşı olan gelebilecek diye açıklama yaptılar ama havayolu şirketleri uçağa bindirmeden sınır polisinden onay istiyorlar. Bazısı veriyor bazısı vermiyor saçma sapan bir durum var. Oturma izni olanlar için ama herhangi bir sorun yok. Onlar sorunsuz olarak gidip gelebiliyorlar. Avusturya'daki vaka sayıları da artıyor. 452'ye yükseldi. Yarısı 25 yaşın altındaki gençlerde. Özellikle Viyana ve Salzburg'da yüksek artış oranları var. Buna rağmen Viyana dışındaki eyaletlerde mağaza, müze ve kütüphanelerde maske mecburiyeti kaldırıldı. Eczane, süpermarket, hastane gibi yerlerde ise takmak hala zorunlu. Gece kulüpleri açık Avusturya'da sadece aşılananlar ve negatif PCR testi olanlar girebiliyor. Burada da şu olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Bir hafta içerisinde randevu alanların oranında %40 düşüş oldu. Belçika'daki vakalar da artıyor. 1350 Brüksel bölgesi Avrupa seyahat haritasında kırmızıya çevrildi. Sel felaketi Belçika'yı da kötü etkilemişti. Yaşamını yitirenlerin sayısı 32'ye yükseldi. 18 kişiden hala haber alınamıyor. Hollanda'daki vaka sayılarında biraz düşüş var ancak Hastanede tedavi olanların sayısı bir haftada %90 arttı. Geçen hafta pozitif çıkanların %13'ü bir veya iki doz aşı yaptırmıştı. Uzmanlar tedbiri elden bırakmayın diyorlar. Hollanda'nın 7 bölgesi de seyahat haritasında yeniden kırmızıya çevrildi. Fransa'daki vaka sayıları 20 binin üzerinde bir haftada %140 artış oldu. Delta varyantının yaygın olduğu bazı bölgelerde açık havada maske mecburiyeti yeniden yürürlüğe girdi. Yeni iklimi koruma yasası da parlamentoda onaylandı. Trenle 2,5 saatten daha kısa sürede gidilebilecek mesafelerdeki iç hat uçuşları kaldırılacak. Enerji tüketim etiketi G sınıfında olan konutlarda kiralanamayacak. Tasarı Macron tarafından 15 gün içinde onaylanırsa yürürlüğe girecek. Böylelikle karbon emisyonlarının azaltılması planlanıyor. İsviçre'deki vaka sayılarında da büyük artış var. Hastanede tedavi olanların sayısı bir hafta içerisinde %80 yükseldi. Ülke genelindeki insidans 49. Meteoroloji önümüzdeki haftalar için rekor düzeyde sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Yazın geri kalanında sık sık yağış bekleniyor. İngiltere'deki vaka sayıları 50 bini geçti. Geçeceğini biliyorlardı. Buna rağmen önlemleri arttırmak şöyle dursun kaldırdılar. Bir şey deniyorlar. Ne yaptıklarını bilemiyoruz. Umarım kendileri biliyorlardır. Salgın nedeniyle enflasyon da yükseldi İngiltere'de. Haziran ayında yaklaşık 9 milyar pound faiz ödemesi yapıldı. Bir faiz lobisi var dünyada. Belli başlı holdingler, karteller, fonlar, birkaç aile bunları yönetiyor. Hadi İngiltere ödesin ama asıl yoksul halkları sömüren bir sistem var. Türkiye senede 18 milyar dolar faiz ödüyor. Dış borcun ana parası değil bu. Sadece faizi 18 milyar dolar. Bununla yeni İstanbul Havalimanı'ndan iki tane yapabilirsiniz her sene. Ve bunlarla kimse başa çıkamıyor. Tüm dünyada bir sistem kafalarına göre at koşturuyorlar. İstedikleri paranın değerini düşürüp istediklerini çıkarıyorlar. Saatler içinde yüz milyonlar kazanıyorlar. Faizsiz zannedilen sistemin arkasında bile hep aynı isimler. 1990'larda George Soros bir fon yönetiyordu. Sürekli sterlin almaya başladı. Her şeyle, her gücü, bütün gücüyle sterlin aldı, aldı, aldı. Ve bir gün Alman Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Sorun yaşayan paralardan bahsetti ama konu sterlin değildi. Zoros buna rağmen fırsat bu fırsat deyip elindeki tüm sterlinleri sattı. Yaklaşık 10 milyar dolarlık sterlini satınca piyasa panikledi ve herkes sterlin satmaya başladı. İngilizlerin para birimi tarihi bir düşüş yaşadı. İşlem başladığında Avrupa piyasaları kapalıydı. İngiltere Merkez Bankası yetkilileri bir uyandılar. Sterlinin değeri yerlerde faizleri yükselttiler, piyasaya sterlin sürdüler ama krizi engelleyemediler. Birkaç gün içinde dolar karşısında %25 değer kaybetti ve 3,5 milyar dolar kaybetti İngilizler. O güne Kara Çarşamba dediler. George Soros ise 1 milyar dolar kazandı. Bu her İngiliz'in cebinden 15 dolar aldığı anlamına geliyordu ve yaptığı yasaldı. İngiltere Merkez Bankası'nı alt eden adam olarak ünlendi. Konferanslara çağrıldı. Çünkü sistem böyle işler. Herkesin cebinden 15'er dolar alırsanız baş tacı edilirsiniz. Ama karnınız açsa ve bir dükkandan 1,5 dolarlık bir ekmek alırsanız bu sistem sizi hapse atar. Sonra aylarca bedava yemek verir. Ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzaya gidip geldikten sonra her Amazon çalışanına ve her Amazon müşterisine teşekkür etti. Çünkü dedi bunları siz ödediniz. Gerçekten de biz ödedik. Özellikle çalışanlar ödediler. Az paraya uzun saatler çalışarak, hakları gasp edilerek, sendikaları engellenerek. Bir milletvekili de vergi ödeyenlere teşekkür etmeyi unuttun dedi. Çünkü doğru dürüst vergi de ödemiyor bunlar. Salgın döneminde servetine eklediği miktar 70 milyar dolar. Eskiden bu sistem var mıydı? Vardı. Aynı sömürü düzeni vardı ama işle işi farklıydı. Hollandalı bir şirket Amerika'da Hudson Nehri yakınlarında bir koloni kurmuştu. Bu yeni şehre Yeni Amsterdam dediler. Kızılderililer haliyle bunları rahat bırakmıyordu. Bu nedenle büyük bir duvar inşa ettiler. Savunma duvarı. Ve İngilizler daha sonra burayı ele geçirdiler. Yeni Amsterdam adını Yeni York İngilizcesi New York olarak değiştirdiler. Kızılderililere karşı kurulan duvar İngilizcesi Wall yerinde kaldı. Bugün New York Borsası bu duvarın inşa edildiği yerde Wall Street'ta duruyor. Yani duvar caddesinde ve o dönemde Avrupalı şirketler kendilerini korumak için fiziki duvarlar inşa ediyorlardı. Şimdi buna gerek duymuyorlar çünkü artık sistemi yasalarla, aç açgözlülüğümüzle, yaptığımız gereksiz harcamalarla biz kendimiz koruyoruz. Cebimizden paramızı alan kapitalistleri, spekülatörleri, takım elbiseli yan kesicileri alkışlıyoruz. Birbirimizin kalbini kırıyoruz. Sorunlarla mücadele etmek varken hep birlikte biz kavga ediyoruz. Ve o duvarları kendi aramızda birbirimize karşı inşa ediyoruz. Elimizde avucumuzda ne varsa elinde sonunda götürüp gönüllü olarak onlara teslim ediyoruz. Ve Üç Kulübü filminde bir sahne vardı. Her gün işe gidiyorsun, akşamları erken yatıyorsun ve bunun karşılığında aldığın tek şey koltuk takımı. Gerçekten acınası bir durum diyordu Tyler Durden. Sonra aradığınız tabak takımı, sonra hayallerinizdeki yatak, perdeler, halılar, sonra o güzel yuvanızda kısılıp kalırsınız zamana sahip olduğunuz şeyler gün gelir sizin sahibiniz olur. Ne mutlu bu oyuna gelmeyenlere. Hoşçakalın.